Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Anthony Burgess'ın A Clockwork Orange kitabından bir süt yapacağız. Nasıl bir süt yapacağız Ece? Moloko adı verilen sütlü bir kokteyl yapacağız aslında. Normalde kitapta bu kokteylin ya da filmde bu kokteylin içinde neler olduğu aslında açık açık söylenmiyor. Ama düşüncemize göre içinde ilaçlar var. Biz buna reçetesiz alamayacağınız ilaçlardan koymak istemediğimiz için yakın bir tadı elde etmek istedik. Umarız elde edebilmişizdir. O zaman bakalım Moloko nasıl yapılıyor? Önce malzemelerimizi sayalım. 1 portakal, 2,5 yemek kaşığı bourbon, 1 su bardağının 3'te 1'i kadar süt, yarım yemek kaşığı vanilya özütü, 1 tutam tarçın ya da rendelenmiş muskat, 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker, bol bol buz. Önce portakalımızdan ince bir şerit soyuyoruz ve shakerımızın içine koyuyoruz. Daha sonra içine kahverengi şekerimizi ve vanilya özütümüzü de ekleyip şöyle bir karıştırıyoruz. Sütümüzü, bourbonumuzu ve buzumuzu ekledikten sonra shakerımızın kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Çalkalarken dikkat edin, bizim gibi kazalar yaşamayın. Daha sonra bardağımıza döküyoruz ve üzerine tarçın ya da muskat döküp servis ediyoruz. Afiyet olsun. O halde test etmeye hazır mısın? Bakalım Pixels'ın yapmış olduğu Moloko'nun tadı neye benziyordu? Evet Ece, önce sen mi içmek istersin? Ben süt sevmem. O zaman önce ben içmek isterim. Çay içer gibi şifretti ya. Tadı nasıl olmuş? Güzel. Güzel, biraz sert ama güzel. Benim hoşuma gitti. Yani içinde bayağı bir aslında viski var. Fışke! Peki sence bunu içtikten sonra kafan güzel olup insanları öldürmeye başlayabilir misin? İnsanları öldürmem için kafam güzel olmasına gerek yok, bu bir. Kafam güzel olabilir. Güzel yani, sert biraz ama hoş. O zaman öncelikle bunu isteyen Ceren'e buradan öpücüklerimizi ve teşekkürlerimizi yolluyoruz. Eğer siz de yapmaya karar verirseniz Pixels'ınız hashtag ile Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da hangisini kullanıyorsanız fotoğraflarınızı bekliyoruz. Başka? Bize abone olun. Kaşların belli oluyor mu emin değilim ama. Ben zaten yapamıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.